Evet, bugünkü seyirimiz Şubat'ın kaçı bugün kızlar? 4'ü mü, 5'i mi? 6. Sevgililer günü yakın bir zaman ama neyse, önce motorumuzu çalıştırdık. Ondan sonra arkadan soğutmamızın çalıştığını biliyoruz. Karaya doğru at, karaya. Bakayım. Evet. Ben kakacımız yanımızda. Şu motor yatak ittirerekten çıkıyoruz. Gerek yok, çocuklar dışarıda. Evet. Şimdi Hornistan'dan yavaş yavaş, zaten deniz kalık. Çok güzel bir hava var. Açabildiğimiz kadar en uçtan. Evet. Evet. Mükemmel de bir hava var. Biliyorsunuz yelkenlide misafir yoktur. Neyi vardır? Mürettebat vardır. Tabii. Herkes yavaş yavaş öğreniyor. Nefis bir hava var. Yani bunu da sizden paylaşmak istedim. Denizin sesine bayılıyoruz. Tekne kullanılmadığı zaman dümen öyle bir ağırlaşıyor ki, hissettiriyor ağırlığını. Yani kış ayında böyle güzel bir hava. Geçen sene esasında çok çok güzel havalar vardı. Yani öyle bir şey ki bu sene ya sert lodos yaptı ya sert poyraz yaptı. Yani biz de şaşırdık. Yapacak bir şey yok. Hani böyle böyle kışı geçireceğiz. Biz her geçen gün de hazırlanıyoruz. Cenova yelkenim bitti. Balon yelkenim hazır. Şimdi Cenk kaptan da Gül kaptan da almaya gittiğimizde göreceğiz. Biraz sonra motoru istop ederiz. Açıkta. Ne yapacağız? Çay paydos. Evet, soldan geçen bir arkadaşımız. Sürat felakettir koçum. Şimdi hızlı gitti. Nereye gitti? Şuraya. Biraz sonra gaz kapatır. Yapacak bir şey yok. Yani esasında bize verdiği şu rahatsızlığı kendisi bir hissetse bir daha başka bir yelkenin yanından böyle geçmez. Yani bunlar bilgisizlikten meydana geliyor. Yapacak bir şey yok. Yani bir gün o da sarsıldığı zaman anlar. Cenk kaptandan Gül kaptan
Florya tarafındaymış. Arkadaşınız Yavuz nasıl arkadan suyu attıra attıra otur anneciğim otur niye kalkıyorsun dikkat et yani bir saat önce su çarşaf gibiydi. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Şimdi o arkadaşın dalgasına gireceğiz. Şimdi videoma Cenk kaptanları almaya döndüğümüz zamanki pozisyonu çekeceğim. Onları da alalım. Güzel güzel keyif yapalım. Değil mi? Şimdi Cenk kaptanla Gül kaptan gelmişler. Onları almaya gidiyoruz. Valla kamera aşırı şekilde bir vibrasyonda inşallah yani vibrasyon telafi eder. Yoksa sarsıntılı bir kendinizi alacaksınız. Hava akşam üstü olduğu için biraz sertleşti. Daha doğrusu soğudu. Birazdan. Sert dalga geliyor. Ona göre bilginiz olsun. Dalga geliyor. Dümeni tutmak da ayrı bir keyif. Buz. Bana eldiven lazım. Yani şu karbon dümenden falan var ya demek ki onlar o yüzden iyi. Evet. Vallahi yani hiç dümeni tutmayasın var yani.
Dev resmi ne yapayım? Hepinizin birer telefonunda bir Navionics yüklü olması da gerekiyor amatör olanlardan. Yavuz kaptanım. Evet. Şimdi bizim orta kısmımız 380 ya. Motor yata değmeyeli diye hafif el teması. Tamam. Ama motora da yüklenmeden yani hani. Yanımızdaki motor. Tabii. Güvenlik var. Şimdi bizim en geniş yer şu orta 380. Bakayım. Gel, gel oğlum buraya. Oralara gitme. Sesi karbon şey, kalıcı aldığınız şeyler var ya şapkalar. Onları alacak. Evet. Ağzınız burnu güzel yedik falan. Koydum abi. Yalnız araba koymaya yer yok ya. Pofi Alex gelmiş oğlum. Kankan geliyor. Yanından baktım da yanındakine bakıp da bu kadar büyük değil. Nasıl? Yanındakine bakıp da bu kadar büyük değil. Tabii. Evet. Rüzgarda var ya alıyor bizi. Yo bana bir şey yapamazsın esinim aşağıda ya. Şimdi biz onu ittireceğiz mecburen. Gül binecek şekilde yanaştır Cenk. Evet yolcuyu alıyoruz şimdi. Tekne geriye kayması. Tamam mısın kaptan? Thank you.
kakış lan, kakış lan. Yavuz. Yok Yavuz, şuradan, şuradan, en uçtan. Şuradan. İleri, ileri doğru. Ha, tamam ben bakıyorum. Yavaş, yavaş, yavaş. Motoru yatıp halatlarına, tonozlarına takılmadan çıktık. Bazen öyle oluyor. Haberin lan. Bu dönüşe iskele alabanda diyor. Yani tam şey. Ters yerden geldiniz yani. Deseydin Sevre'den gelirdim ya. Ama navigasyona baksaydın. Yani navigasyona baksaydın ya, en azından sefil olmaz. Ya Bakırköy'den gelmek daha avantaj. Bir saatte geleceksin ama en azından iki saatte gelmezsin. Tabii. Emeğiz'den gelip havalimanına girecektin. Hadi bakın herhalde daha aşağıda var. Bak en alttan çok az bir şey veriyor. 2000 devir de gidiyor. 2000 bak, devir? Çek, kamera çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. 2000 devir benim için çok normal bir devir. Zaten motor 3000 devir maksimum ki. Sen orada 5000 devir olduğuna bakma. Bu tek motorun devir saati benim bildiğim 3000 devir maksimum. Bak şöyle 2000 küsur. Yani orada 5-6'yı ezbere koymuşlar. 5-6. 4000 devirlik motor bendeki Lombardini. Devir ne kadar düşük o kadar iyi. Evet. 3000 devir. Şimdi çay molası. Tabii hemen açığa gidelim. Ama ne istiyor? Yok yok şey, daha aklı değil. Lodos gibi yok. Lodos değil. Şu an Sancaklı geliyor. Ha, beklerim dışarı bir taraf var. Aa bir dakika. Bu bambaşka bir rüzgar. Lodos değil yani, boğaza doğru esiyor. Köpektir, yalan. Ya bırak, ben senin gibi light miyim ya? Ya sen ondan sonra bir ay hasta geziyorsun. Ya ben deneyeceğim kardeşim. Sen John Jones'un. Bir ay hasta geziyorsun ondan sonra. John Jones'un bir ay hasta yatıyor. Ya bırak. Bir daha bir şey dedi Geco. Sen düşün. Ya antibiyotik. Alışmışsın. Antibiyotikleri yiyip yiyip duruyorsun ondan sonra. Vermiyorlar. Ben artık hasta olmamın yolunda... Vallahi ben şunu biliyorum, soğuğa delikanlık olmuyor. Ya ayrı. Az bir şey vücudu kırık hissettik. 3-5 tane gitmek için yiyeceksin ama. Öyle değil mi? İlk sıra seviyorsan. Zaten grip başladı. Mutlaka abonelerim de benden aynı kanındadır yani. Zaten grip ile yiyeceksin. Bir tarafından destekleyeceksin. Donanlar burada. Şimdi incecik değil misin burada ya? Ezinin altına baksana kız. Bu mu? Benim altımda hiç yok ama üstte bir pantolon var. Vallahi ben utanmadım. Altımda sporcu taytı var. Vay nasıl yani? Nasıl yani?
Hani şu aerobik yapılanlardan. Aerobik yapılanlardan. Sen Alex'e dikkat et de suya falan atlamasın. Bak Puffy'yi tutuyorlar. Puffy buradaki atlaması geldi. Evet. Benim tekneye en güzel zaman. Motoru kapattım falan eser. Evet bakın arkadaşlar. Mükemmel bir hava. Abi. Evet tekim var bu. Yer balıklarını severmişim ben. Kalkan, dil balığı. Ya kalkandan dil balığını kim sevmez ki? Öyle değil mi?